Arkadaşlar, herkese merhabalar. Evet, bir süredir yine sizlerden ayrı kaldım. Kendi dünyevi işlerimin peşindeydim. Aslında dünyevi demem de doğru olmaz. Benim de eğitimlerim var arkadaşlar. Onların hani eğitim veriyorum, eğitim alıyorum onlarla ilgili. Beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum mesajlarıyla. Gerek Instagram'dan gerekse WhatsApp mesaj hattından. Yalnız bırakmayan, merak edip gerçekten mutlu oldum. Hani erilimle, dişilimle bu ne olacak, şu ne olacak değil de Venüs Hanım video çekmediniz, iyi misiniz diye böyle soru aldım. Çok duygulandım gerçekten bu sorularınız karşısında. Çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler verebildiğime inandım sizlere. Bugün sizlerle eril ne durumda? Venüs Hanım, Venüs Abla, Eril'den haber alamıyorum ya da Eril'in düşüncelerine çok merak ediyorum diyen arkadaşlar var. Bunlarla alakalı bir video çekmek istedim, kartlarıma sormak istedim. Uzatmak istemiyorum, şöyle masum şöyle alıyorum. Eril ne durumdaymış bir bakalım. Eril neden adım atmıyor? Adım attıysa eğer ya da sorun nedir? Bir bakmak istiyorum. Bazen böyle videolarda şey görüyorum, hani 4. dakikada başlıyor, gerisi teferruat falan. Hani teferruat kısmını dinlemek isteyen arkadaşlar için kumandam da buradaymış. Bunu da şöyle alayım. Peki, meleğim görünsün istiyorum. Melekleri çok seviyorum biliyorsunuz. Sizler de evinizde melekleri hatırlatan biblolar, objeler bulundurun istiyorum. Neden? Çünkü ben sizlere her zaman söylüyorum, ben sadece bir tarot okuyucusu değilim. Spiritüel danışmanıyım, yaşam koçuyum. Önümüzdeki süreçte daha farklı alanlarda da karşınıza çıkacağım ama eksik bir şekilde karşınıza çıkmak istemediğim için şu an onları dile getirmiyorum. Çekim yasasından bahsediyorum. Neden bunları yaşadığınızdan bahsediyorum. Bana sistemkar olanlarınız oluyor. Ben bunları yaşadım da ben ona böyle böyle mi davranmalıydım falan. Bunlarla alakalı da konuşmalar yapıyorum. Ara ara bunlarla alakalı da konuşmalar yapacağım. Belki videonun başında yaparım, belki sonunda, belki aralarda. Peki, Lovers Pet kartlarımla bugünün başrol oyuncusu Lovers Pet kartlarım olacak. Eril'in düşünceleri neymiş bir bakalım. Eril ne düşünüyormuş? Şöyle. Eril ne durumda? Bakalım. Güncel durumu nedir? The Lovers Pet kartlarım. Bunlarla çok fazla açılım yapmıyorum. Özel açılımlarımda bunları kullanıyorum ama genel açılımlarda çok fazla kullanmıyorum. Galiba bir kere kullandım. İlişkisi olanlar için kullandım. Bakalım bakalım. Eylül'de neler var? Ayrıca farkındalık kutusunu kullanacağım. Farkındalık. Bakalım kendisine sorması gerekenler neler? Eril. Venüs Hanım, ben yıllardır aynı şeyleri yaşıyorum. Arkadaşlar, sizler olmasını istediğiniz değil de insanoğlu olarak, doğal olarak korktuğunuz şeylere odaklanıyorsunuz. Odaklandığınız şey neyse o oluyor. Bunun farkında değilsiniz. En çok hasta olan kişi hastalıktan korkan kişidir. Bolluktan en çok bahseden bolluk içindedir. Bunun farkında olun lütfen. Peki. Arkadaşlar, ay kıyamam, kıyamam, kıyamam.
Aslında erilleriniz sizin ne denli onları beklediğinizi biliyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Gözünüzün ne denli yolda olduğunu biliyor erilleriniz. Belki hissiyat, erillerde bu ara hissiyat yüksek derecede böyle bir tavan yapmış durumda yapıyor ya da eriller sizin bu dönem ne durumda olduğunuzu hissediyor. Benim dişilim hasta, benim dişilim beni düşünüyor. Farkında, bir farkındalık. Geçen gün de bir yaptığım bir açılımda çıkmıştı bu. Yalnız bir sorun var, bunu halletmesi gerekiyor. Bu muhtemelen maddiyatla ilgili bir sorun olabilir. Ya da başladığı bir işi bitirmesi gerektiğiyle dair, ona dair bir sorun olabilir. Yani bir şeye başladım, ben artık bunda noktayı koymalıyım dediği bir iş olabilir. Çünkü dişil demiş ki erile, yani siz şu an beni dinleyen dişiller demiş ki erillerine, bak bu yola gitme, bu yolun sonu iyi değil, bu yol yol değil, tutmuş kolundan gitme demiş. Gitme ya, gitme, al tutmuş gitme. Ama erilin gittiği yol da sanki biraz mecburiyet yoluydu. Birilerinin sözünü dinlercesine. Ama bakın, bu size karşı, dişile karşı bu. Yani Venüs Hanım, hep olumlu kart, olumlu şeyler söylüyorsunuz. Olumlu şey çıkınca olumlu söylüyorum ben. Sizin gözünüzün önünde karıyorum. Sizin gözünüzün önünde çıkıyor kartlar. Önceden de karmıyorum. Erilin size karşı olan duygusu bu. Buyken gitmiş. Zorunlu bir gidiş olmuş. Bunun sebebini siz düşünün. Bu zorunlu gidişi sebebini düşünün, neydi? Ay, şu an çocuğu olan sizden, eğer çocuğu varsa, gündeminde çocuk var. Erilin gündeminde çocuk var. Ya da baba olan eril. Geçenlerde aynı şeyi söyledim. Baba olan eril, çocuğu olan eril. Ne demek bu? Yani çocuğu olan eril. Çocuğu var demek. Baba. Anlamayacak bir şey yok. Bu çocuk sizden de olabilir. Başka bir kadından da olabilir. Hiç fark etmiyor. Eğer eril babaysa, şu an gündeminde çocuklarının olabileceğini görüyorum. Ve çocuklarıyla alakalı, onların geleceğiyle alakalı. Eğer baba değilse, bir babacan tavırda olduğunu, şu an bir babacan tavır takındığını görüyorum. Ve erili şu an duada görüyorum. Bir dua sürecinde, gündeminde evet özlem olduğunu, toprak büyüsü. Yani erille alakalı bir tılsım olduğunu görüyorum. Artık o havai eril gitmiş. Gitmiş. Size farklı bir şeyler yansıtıyor olabilir ama artık havai erilin gittiğini görüyorum. Bakalım. Aslında algılanan her şey akıl. Aklımız şekillendiriyor. Algıladığımız her şeyi arkadaşlar aklımız şekillendiriyor. Farkında mısınız? Anlamadığınız şeyler reddetmemiz anlamına gelmiyor. Mesela elektriğin nasıl oluştuğunu da anlamayız. İlk başta kimsenin elektriğin ne olduğunu bilmesine gerek yoktur, öyle değil mi? Ama hepimiz ondan faydalanıyoruz. Bak, ışık, elektrik, değil mi? Nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Ama şunu biliyoruz, elektrikle ısınıyoruz, elektrikle yemek pişiriyoruz, aydınlanıyoruz vesaire. Şu an önceden düşündüğünüz şeylerle ilgili endişe duyduğunuzu biliyor musunuz? Yani
Şunu bilin ki olumlu düşünce olumsuz düşünceden %1000 daha güçlüdür. Bu bir endişeyi yok eder. Peki. Hep diyorum ya düşüncelerinizden sıyrılın, olumsuz düşüncelerinizden sıyrılın diye. Geçen gün bir film önerdim size, belgesel, kitabını okuyun ya da belgeselini izleyin diye. Hemen yorum yapmışlar, çok mutlu oldum. Kitabını okuduk, belgeselinden haberimiz yoktu diyenler olmuş. The Secret. Bugün zaten ondan alıntılar yaparak bir şeyler söylemeye çalışacağım. İzleyin lütfen. Eril'in kendine sorması gereken sorular nelermiş bakalım. Sorumluluk kartı. Peki. Eril'e diyor ki, yani ben şöyle söyleyeyim. Eril sorumluluklarının farkına varamamış. Sorumluluk diye üstlendiği şeylerinin ne kadarının kendisine ait olduğunu bilememiş. Sorumluluk diye adlandırdığı şeyleri yaparken fiziksel olarak ya da ruhsal olarak zorlanmış. Halbuki bunların ismi sorumluluk değil demiş. Ve Eril'e şunu sormak istiyorum. Yani bu kart da o çıktı. Sorumluluk ve özgürlük kavramları arasında bir bağlantı var mı? Eril sorumlulukla özgürlüğü birbirine karıştırmış. Sorumluluk mu, özgürlük mü? Sorumluluk mu, özgürlük mü? Sanki sorumluluk da özgürlük de aynı şey gibi gelmiş Eril'e. Bu soruların karşılığını kendisinde bulması gerekiyor Eril'in. Peki. Evet, Eril bir zamanlar artık böyle kendimi tanıtayım, ben oyum, ben şuyum. Biraz uçarı hareketlerde bulunmuş, otorite yapmaya çalışmış, kendince otorite yapmaya çalışmış. Lakin, ay Eril sizi çok özlüyor. Dişiliğini bakın. Eril dişi. Şimdi bu kartları önünüzde çekiyorum. Ben nasıl farklı yorumlayabilirim? Eril, platonikler için şöyle söyleyebilirim. Hani bu tarz bir yaklaşımda bulunmayanlar için sizi arzuluyor diyebilirim. Ama cinsel anlamda dişili çok özlüyor diyebilirim. Hayalinde bakın. Yani şöyle göstereyim. Çok nadir çıkar bu kart. Bakın. Cinsellik kartı çıktı. Cinsel anlamda dişiliğini çok özlediğini görüyorum şu an. Ama tabii ki dedim ya gündeminde bir para olabilir, herhangi bir şey olabilir. Şu an gündeminde o var, bir sorun var. O sorunu aşması gerekiyor. Hani dedim ya. Bunun arkasında aslında bir egosu var. Diyelim ki maddiyat. Hani aslında bu bir ego. Ben bunu halletmeliyim, ondan sonra gitmeliyim. Aslında böyle bir sorun, böyle bir sorun var ama aslında sorun edilmeyecek bir şey bu. Ama Eril biraz da bunu ego yapmış. Ve enerjisini, tüm enerjisini o egoya vermiş. Şimdi hani Eril giderken dişil tuttu ya bunu, gitme dedi ya. Aslında Eril de dişile aşıktı dedim ya. Bak şimdi burada bir hikaye oluştu. Eril onu da düşünüyor. Gitme dedi bana. Onu yapma dedi. Dişil bana şunu yapma dedi. Dişilim bunu yapma dedi ama ben yaptım. Bir pişmanlık da söz konusu. Onu da düşünüyor. Şimdi Eril bir duada arkadaşlar dedim ya. Baba olan eriller varsa şu an çocuklarını kesinlikle düşünüyorlar gündeminde. Önde çocukları var diyebilirim. Ve biraz da ruh hani olarak kendilerini saklıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Şu olaydan dolayı hani dişil gitme dedi, gitti. Bir ego patlaması oldu ya, şu ego var ya, şu ego. Şu var ya.
belli etmeyecekler ya bazı şeyleri veya pişmanlıklarını. Biraz da o yüzden belli etmiyorlar duygularını. Eril enerji, dişil enerji gibi değil. Biz dişiler hemen ağlarız, duygularımızı belli ederiz. Eriller öyle değil. Pişmansa bile belli etmez. Eril enerjiler böyledir. Peki, dönmeyi düşünüyorlar mı? Eril enerji dişiline dönmeyi düşünüyor mu? Ay ben daha ne diyeyim? Bunu ben mi söyletiyorum kartlara şu an? Şu an kartlara bunu ben mi söyletiyorum? Evet, biz ne kadar zıt kutup olsak da birleşmeyi düşünüyorum diyor. Düşüncesinde böyle bir şey var. Bak lütuf kartı, yani sizinle ahenk, bakın ben onunla ahenk buluyorum. Ben onunla bir bütündüm. Hareket kartı, daha ne çıksın. Çok hassas olduklarını görüyorum. Şimdi evet, eril enerjilerin dişil enerjiye karşı bir hareket haline geçeceğini görüyorum. Birleşmek istediklerini görüyorum. Evren tarafından desteklendiklerini de görüyorum. Şu an çok hassas bir dönemden geçiyorlar. Onu da görüyorum. Yalnız kafalarında gelgitler var. Gelgitlerinin sebebi ise ne biliyor musunuz? Hani bu ego var ya, bu egodan dolayı hani giderken son sözü aşk adamı olan dişi söyledi ya. Geri dönersem neyle karşılaşırım? İşte o egosunu bırakmaları gerekiyor erillerin. Ah eriller, ah o erillerin egoları. Biraz dinleseniz dişilerinizi. Sonuç olarak baktığımda sevgili dişiler, şu an ilişkinizle alakalı eril dişil olarak baktığımda şu an dişillerin izlediğini biliyorum benim. Çoğunluk dişiller izlediğini biliyorum. Evet, erilden yana bir dönüş, bir adım olacağını görüyorum. Yani erilin o düşünce içerisinde olduğunu görüyorum. Yalnız erilin bir şeylerin etkisinde kalması, eril enerji, bir yani nasıl söyleyeyim, bir aile etkisi olabilir bu. Birinin etkisi, bir şeylerin etkisinde kaldığını görüyorum. Ama bunun üstesinden gelebileceğine, eğer kararlılık, bakın farkındalık, bak kendisine dur diyebilir. Yaratıcı kartı bu. Kendisine dur, bir şeylerin farkına varabilir eril. Eğer varabilirse, otoritesini koyarsa ortaya, yaratıcı kartı gökyüzüdür, erkekliktir, otoritedir, babadır. Yaratıcılığını ortaya, bu düşüncelerini ortaya koyarsa size geri dönüş. Çünkü onun düşüncelerini etkileyen bir arkadaş, bir aile, bir dost, bir şey, biri olduğunu görüyorum. Bir silkelense aslında kendine gelebileceğini görüyorum. Ama silkelenmesi gerekiyor. Evet bak, kurtarma kartı serbest bırakmadır, rahatlamadır. Bazı o dışarıdan gelen o düşüncelerden kendisini serbest bırakması gerektiğini söyler bu kart. Taze, yepyeni bir yaklaşım gerektiğini, engellerden özgürleşmesi gerektiğini söyler, çözüm bulma. Bunlarla alakalı kendi bir çözüm bulması gerekiyor erinin. Sıkışmış kalmış, dört duvar üstüne geliyor, bir çözüm bulamıyor. Çözüm ortada. Dişili seviyor, tamam seviyor. Emin mi? Emin. Bekliyor mu? Bekliyor. İlk açtığım kartta çıktı. Bazı eriller vazgeçiyor. Ben vazgeçiyorum diyor. Çöküş içerisinde. Ama bazı eriller de yolunu bulacak. Egosu tavan yapmış olanlar biter.
egosu tavan yapmış eriller var ya, onlar biter. Eskiden kurtulamayanlar, o eriller, onlar biter. Diğerleri o gölgeli durumun üstesinden gelir. Bu videomu izleyen arkadaşlar, ne söylemeliyim sizlere? Çekim yasasıyla alakalı konuşmak istiyorum. Bir binadan düşerseniz iyi veya kötü olarak değerlendirilmezsiniz, değil mi? Yere düşersiniz. A, bu iyi bir insan düşmesin, bu kötü bir insan düşsün falan diye değerlendirmeye sokulmazsınız, değil mi? Hayatınızda şikayetçi olduğunuz insanlar dahil her şeyi siz çektiniz. Bunu duymaktan nefret edebilirsiniz şu an, biliyorum. Trafik kazasını ben çekmedim diyebilirsiniz. Bu anlaması çok zor olandır ama gerçektir. İki duygu vardır. İyi duygu, kötü duygu. Suçluluk, öfke, gerilim gibi duygular, olumsuz hisler bizi o tür şeyleri çeker. Sevgi, mutluluk, huzur ise o tür şeyleri çeker. Yani şu an neyi kendime çekiyorum derseniz, şu an hislerinize sorun bunu. Daha iyi hissettikçe isteklerinize daha yakın olduğunuzu kesinlikle unutmayın. Hislerinizi gözlemleyerek karşılaştığınız durumun sizi memnun edip etmeyeceğini anlayabilirsiniz şu an. Ama sakın rol yapmayın. Evet, ben çok mutluyum demeyin. Bu biraz da zaman gerektiriyor. Hadi düşündüm gel. Bunun zamana ihtiyacı var. Şu an bir canavar düşündünüz. Canavar gelemez, değil mi? Evren bunun zamanını çok iyi belirliyor. Dedim ya, bazı eriller kendini egosuna yenik düşen eriller pes ediyor. Egosuyla savaşan eriller yoluna devam ediyor diye. İşte o egosuyla savaşıp egosunu yenen eriller, onlar dönüş yapıyorlar. Büyük bir yaratıcılıkla, büyük bir atılımla. Bakın atılım kartı. Bakın yaratıcılık kartı. Tabii her eril döndüğünde dişiliyle karşılaşacak mı bıraktığı gibi? Hayır. Dişiller de değişiyorlar. Ama bazıları da bakın bütünleşecek. 10 kartı. 10. 10 sayısı tamamlanmadır arkadaşlar. Bitti. Bitiştir. Bundan sonrası mutluluktur artık. Bitti. Bu gölgeli durumlardan, bu egodan, sıyrılan eriller dişillerini bıraktıkları gibi bulurlarsa, tabii dişiller de değişiyor dedim ya, ahenkle dişillerine kavuşacaklar. Herkes aynı anda tamamlamıyor ki evresini arkadaşlar. Daha bazıları geçen gün bir videomda da söyledim. Bu arada erilin enerjisini çok merak ettim. Erilin enerjisi. Erilin enerjisi ne durumda? Bakalım bakalım. Eriler şu an hangi enerji içerisinde bakalım. Vay 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 vay. Kalp tutan erkek. Aşka hazır. Eriler şu an aşkı yaşamıyorlar. Aşka açlar. Ve bu geri dönen eriller var ya, aşka susamış bir halde dönecekler. Yani artık onların kafasına neyle vurmak lazım bilmiyorum. Onların kafasına şu kumanda için bir şeyle vurmak lazım ki. Ama evren vuracak. Kalp tutan erkek artık bir şeyleri dorukta yaşayarak, bir şeyler tavan yapmış bir vaziyette dönen bir erkekten bahsediyor burada. Dönen kişiler böyle dönecek. Sevgili dişiler,
hissiyat, yani eriline karşı hala bir şeyler besleyen dişiler varsa kabul etsinler. Çünkü bu şekilde dönecek erkeğiniz. Bakın. Bakın elinde tutan kalbiyle gelecek size. Tamam mı? Güzel. Peki ne sormamız gerekiyor? Ne sormamız gerekiyor? Geçen birisi şey yazmış bir videonun altına. 8 dakika oldu hala video başlamadı. İleri alabilirsiniz. Videolarda ileri alma özelliği var. Dinlemeyebilirsiniz. Demek ki benim konuştuklarımdan bir şey almayacaksınız. İleri sarın. Direkt açılıma geçin. Ben sadece açılım yapmak istemiyorum arkadaşlar. Benim bu size söylediğim şeylerle alakalı bana tonlarca para ödeyen arkadaşlar var. Danışanlarım var. Bakın bunu çok büyük can yürekten söylüyorum size. Bir şeyler paylaşmam için. Bir meditasyon, bir... Ama bu neden oluyor? 1, 2, 3 artık fayda gördükleri için tekrardan talep ediyorlar. Ben burada size bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bir kelime bile alsanız. Bu sadece açılımdan ibaret değil. Bakalım bakalım. Asla kırmayacağım danışanlarım olduğu gibi açılımı yapmayacağım kişiler de oluyor. Enerji. Kendimi ve hayatımı yenilemek benim elimde biliyorum. Şu andan itibaren olumlu yönde kendimi yenilemeye niyet ediyorum. Bu sayede hayatımın akışının kendiliğinden yenilenmesi. Şimdi eril enerjili için şunu söylemeliyim. Hayatını ve kendini yenilemesi gereken bir dönemde. Evet, kartlardan da onu gördüm. Eril enerji kendisini yenilemesi gerekiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Evet, bu kendisinin elinde ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Yenilemeye çalışırken kendini daha aşağıda bulabiliyor. Çıkan değişim dönüşüm tarotundan çıkan kartımız. Kendini olumlu yönde yenilemesi. Şimdi beni izleyen sevgili erillere bunu baştan bir okuyorum. Bunu bir yere not edin. Kendimi ve hayatımı yenilemek benim elimde biliyorum. Şu andan itibaren olumlu yönde kendimi yenilemeye niyet ediyorum. Bu sayede hayatımın akışının kendiliğinden yenilenmesine izin veriyorum. Bu niyeti yapın. Önce niyet olduktan sonra ve niyetiniz salih olduktan sonra önünüz açıktır. Niyetiniz salih olsun. Bir başkası adına olumsuz bir niyet, olumsuz bir düşünce içerisine kesinlikle girmiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki, peki, peki. Şöyle yapalım. Eril enerjiler için gündemi. Bakalım. Ama olmaz ki en son ipin olduğu yer çıktı. Bunu almamışım, özür diliyorum. Tekrar bakacağım. Peki. Sıradanlıktan çıkar ilişkine. Yeteneklerini kullanarak ilişkiye masalsı bir tema yarat. Özel olması için özelleştir. Hayal dünyasına hitap et. Acımasız hayatın dışında kaçacağı bir hayal ülkesi yarat. Eril enerji, ben sana ne diyeyim? İlişkini anlam yüklemelisin. Dişil enerjiye herkes gibi davranmamalısın. Ayşe benim arkadaşım, o da bir. Sen benim sevgilim Fatma, sen de birsin. Herkesi aynı olmamalı ki. Tamam, çocuğun da olabilir ayrı kefede. Arkadaşın da olabilir ayrı kefede. Eşin, sevgilin ayrı kefede. Hepsinin yerlerinin farklı olması gerekiyor. Karıştırmış iyice, roller karışmış. Yani burada da diyor ki sıradanlıktan ilişkini çıkarmalısın. Masalsı bir tema yarat diyor. İlişkinin özel olması için karşındaki insana özelliğini hissettir. Eriller, ne yapıyorsunuz siz? Evet, saçmalamaya başlamışlar. Peki eriller için şunu sormak istiyorum. Peki.
Şöyle sorayım. Tekrar Lover's Pet kartlarıma soruyorum. Bizim sormadığımız ama erillerle ilgili bilmemiz gereken, bizim sormadığımız erillerle ilgili sormayı akıl etmediğimiz, sormayı unuttuğumuz ama bilmemiz gereken neler var? Zamansız bir zamana açılım yaptım yine. Ben niyetimi önceden almıştım arkadaşlar. Bakalım. Sizler bu videoyu ne zaman izliyorsanız eğer. Enerjisini sizlere o zaman versin niyetini yaparak şöyle. Bakalım erillerle ilgili bilmemiz gerekenler. Kesinlikle iki kişiden biri ya da bu ailesi olabilir, arkadaşı olabilir, başka bir sevgili olabilir. İki kişiden birinin birini tercih edeceğini söyler bu kartımız. Tamam mı? Çok yakın bir zamanda bunu eyleme geçirecek. Düşünceleri bu yönde. Ay inanmıyorum. Ay şunlara da bakacağım dur. Ay erilden haber geliyor, haber. Bakar mısın, dişili bekliyor, haber bekliyor. Dişil oturmuş haber. Bakar mısın? Ay inanmıyorum, çok mutlu oldum. Şimdi arkadaşlar, ay çok güzel çıktı ama ben şimdi burada böyle oturur bu kartlara karşı bir kahve içerim. Erilden haber geliyor. Ama tabii bu bütün dişiller için geçerli değil. Kimler için geçerli olduğunu az önce söyledim. Bazı yolunu artık tamamlamış, egosuna yenik düşmemiş eriller. Ay inanmıyorum. Bakar mısınız? Bakın bir de şunu da göstereyim. Bakın bir haber. Bakın şöyle de göstereyim hatta. Hikaye o oluştu. İkilemde kalan bir eril, bakın, yönünü dönüyor bir tarafa, sessiz. Bakın bir haber, kuşlar haber getiriyor, çok şükür. Bakın bu haldesiniz. Ay hadi inşallah, love kartıyla beraber. Bakın ama o esnada da dişil oturmuş bekliyor. Bazı dişiler artık ümitsiz, gelmez haber diyor bazıları. Haber geliyor, geliyor. Dişiler, ay bakar mısın? Bir de dişil daha bekliyor burada. Ne kadar güzel çıkmış, bakın ya. Kavuşuma bakar mısın? Ya ben ne diyeyim ki? Bak kartlar söylüyor yani ben gözünüzün önünde açtım kartları. Gelesi var. Göresi var, öpesi var, sarılısı var. Önce bir haber gönderisi var. Çok güzel çıktı. Kötü enerji içerisinde olan eriller var arkadaşlar. Kötü enerji içerisinde olan eril arkadaşlarımız böyle hipnoz edilmişçesine o erillerden bir şey çıkmayacak. O erillerden bir şeylerin, o eriller bir şeylerin etkisi altında kalmış. Ama diğerlerinin bir birleşme içerisine gireceğini görüyorum. Bakın bekleyenler, yani kartlar ardı arkasınca o kadar güzel çıktı ki. Yani ne diyeyim, ah, düşme. Bakın, birleşme, bakın, lütuf kartı. Özlüyor, tutkuyla özlüyor, cinsellik kartı. Bakın 55 aynı zamanda ruh eşini verir, tamam mı? Zaten bakın burada bekleyen bir dişil çıktı. Haber gönderen bir eril çıktı. Daha ne diyeyim, bakın aşk kartı çıktı. Sizlerin gözü önünde çıktı. Yani ben olumlu söylüyorum. Ya yani olumsuz şeyler bekliyorsunuz. Size akşamdan beri bir şeyler söylüyorum aralarda. Sizler de olumlu düşünün. Madem olumlu çıkıyor. Yine siz olumlu söylediniz, olumlu olmadı. Olumlu düşünün arkadaşlar. Anlattım size.
Evet, biraz incinebilir bir şekilde gelebilir, hassas bir şekilde gelebilir, enerjisini toplaması gerekiyor. Ha şu da çıktı, dişil gitme dedi, o gitti. Bundan da ego yapıyor, işte ego yapanlar bundan ego yapacak zaten. Başka ne? Evet, çok güzel çıktı ya. Yani bakın, bir elinde bir kupayla size geliyor, duaların karşılığında geliyor. Daha ne diyeyim? Bu ego yapanı geç, bu ego yapanlar gelmiyor zaten. Bir hareket içerisinde. Hareket kartının üstüne çıktı zaten. Haber kartı. Bir hareket, bir şey olacak. Bakın, bir şeyleri halledecek gelecek. Parayla da alakalı olabilir. Ama kesinlikle, yani o kadar güzel çıktı ki, yani bunları ben mi ayarladım şu an size çıkan kartları? Bakın, yaratıcı kartı. Ya bunları ben mi ayarladım, bu kadar güzel? Bunlar da genellikle şey, aa bak bir de burada, ha, gel git yaşıyor bazıları. İşte bu gel git yaşayan eriller, gelenler geliyor, gelmeyenler ise şu ego var ya, buna yenik düşenler işte, şu ego. Buna yenik düşenler gelmeyecekler. Evet. O gelmeyen eriller var ya, o eriller kurtarılmayı bekleyen eriller. Belki onları siz kurtaracaksınız. Belki de bir başka dişiler kurtaracak. Kurtarılmaya ihtiyaçları var. Sevmeye, sevilmeye ihtiyaçları var. Çünkü sevgi her şeyi kurtarır ve sevgi her şeyin ilacıdır. Ben çok beğendim. Çok çok beğendim. Başka çekebileceğim bir kart var mı diye bakıyorum. Lakin şu an her şey çok güzel. Peki şu kartlar, şunlar, şu kavuşanlar, şunları üste almak istiyorum. Neredeydi? Neredeydi? Ha, ay öpüşenler. Evet, bu. Bir tane daha vardı, sarılıyordu. Bunları da alalım. Sarılıyorlardı. Ay bulamadım. Neredeydi o sarılanlar? Ay ben bulurum ama. Bulmam lazım. Ben bulurum. O sarılanlar neredeydi arkadaşlar ya? Ha burada. Bulmam lazım. Evet. Karman çorman yaptım yalnız her şey. Bakın. İşte böylesiniz. Ay çok mutlu oldum. Sizler de mutlu olun. Bakın. Bu ve bu. Harikasınız. Ah evet. 6 ya da 7 vakit sonra sizleri bir arada görmek istiyorum. Arkadaşlar, 6 ya da 7 vakit sonra. Anlaştık mı? İnşallah Allah'ın izniyle şu güzel kartlarımızı bir araya alalım. Ben çok memnun kaldım. Evet, haberlerimiz de burada, güzel haberlerimiz. Ben de hepinizin güzel haberlerini şöyle masumu da alayım. Geçen programda masumu bulamadım epey bir. Ben de sizlerin güzel haberlerini bekliyorum. Açılım çok güzel çıktı. Sizler de güzel olun. Her zaman aşkla kalın diyorum. Her zaman siz değişin, dünya değişsin diyorum. Siz değişin derken olumlu yönde değişin. Olumsuz değişirseniz dünyada size göre olumsuz olur. Olumsuz şeyler yaşarsınız. Ve her programımda, her videomda bununla alakalı sizlere ufak ufak da olsa tüyolar, böyle paraf atmak istiyorum sizler için. Bunları atlayabilirsiniz de direkt açılıma da geçebilirsiniz. Demek ki alacağınız yoktur benden. Çünkü her şey bu kartlardan ibaret değil. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Siz de sevin birilerini ya da seviyorsanız sevdiğinizi dile getirin. Bazen bana yazıyorlar, Venüs abla seni çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben de sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin, dikkat edin. Her zaman dediğim gibi aşkla kalın. Hoşça kalın.